Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Özel Ürün Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gündem Fener'in maçı var. Fenerbahçe'mizin Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda. Yeni transferimiz Jadon Osterwold ve sakatlığını atlatan Joshua King transfer söylentileriyle adından sıkça bahsettiren Osayi Samuel de yer aldı. Ve kafilede sakatlığı geçip takımla çalışan ama hala hazır olmayan Cao Pedro, hafif ağrıları bulunan Serdar Aziz ve sarı kart cezalısı Miguel Crespo yer almadı. Aynı zamanda Serdar Aziz dediğim gibi hafif sakatlığından dolayı bu kadroya dahil edilmedi arkadaşlar. Muhtemelen birçok kişi soracaktır. 8 oyuncumuz sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Bunlardan Serdar Aziz kadroda yer almadığı için 7 futbolcumuz sarı kart görmeleri durumunda Konya Spor maçında forma giyemeyecekler. Gustavo Henrique, Atilla Salahi, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zayt, Batu Şuayi ve Emre Mor şeklinde. Bunlar içerisinde mesela Mert Hakan Yandaş yiyebilir. Hiçbir sıkıntı yok benim için. Gustavo Henrique de yiyebilir. Yine benim için sıkıntı değil. Atilla Salahi de yiyebilir artık. Niye yiyebilir? Yani artık yiyebilir. Çünkü Luan Perez kendine gelmiş durumda. Ferdi Kadıoğlu Osayi iyileşmişken, Osterwold alınmışken bir maç daha dursun da sonra dinlenip kart cezası olabilir diye düşünüyorum. Miha Zayt daha keza Crespo cezasını tamamlayacak ve Kadıköy'de Konya maçında olmayabilir. Batu Şuay'da yine aynı şekilde Joshua King iyileşmişken ve Emre Mor da aynı şekilde olabilir arkadaşlar. Bugünkü maç Jesus'un hocalığını görmemiz gereken bir maç. Bakalım ne kadar hoca, bakalım ne kadar teknik direktör. Çünkü birçok kişi taktiksel olarak yeterli bulmadığını söylüyor ve bu kadar parayı boşuna almasın diyor. Ve bakalım ne yapacak diyor. Bu arada Batu Şuay'ı takım arkadaşının bir maçta 4 gol attığı maçın arkasından hemen gelen hiçbir maçta hayatı boyunca 2 gol birden atmamıştır. Bu önemli bilgiyi de sizlere vereyim. Aynı zamanda Zayt's da takım arkadaşının 4 gol attığı maçın akabindeki maçta asla asist yapmamıştır hayatı boyunca. Bunu da hatırlatayım. Atilla Salahi de uzun zamandır gol atamıyor arkadaşlar. Bugünkü maçla birlikte 100. maçına çıkmış olacak. Süper Lig'de 3 büyük kulübün 6 aylık yani 1 Haziran 30 Kasım 2022 arası gelirleri net olarak belli olmuş. 6 aylık finansal performansları kamuoyuyla paylaşmış. Fenerbahçe 1 milyar 36 milyon TL ile hasılat ve satış geliri en fazla olan kulüp olmuş arkadaşlar. 6 aylığına 1.36 milyon lira. Yani Fenerbahçe'nin geliri 6 ayda bu kadar. Senede yaklaşık 2 milyar. Bu Mustafa Hoca'nızın bugüne kadar verdiği duyumları doğrular nitelikte. Beşiktaş 659 milyon lira. Bu arada buna futbolcu satışı falan filan da dahildir muhtemelen. Galatasaray 592 milyon lira. Fenerbahçe'nin yarısı kadar neredeyse. Aynı zaman dilimi içerisinde Fenerbahçe yaklaşık 261 milyon lira brüt kar açıkladı. Galatasaray 254 milyon zarar, Beşiktaş 72 milyon zarar. Açıklanan mali tablolara göre net finansal borç arkadaşlar. Net borç. Kesin yani eldeki kaynaklar çıkınca gelir gider dengesini hesaplanınca net borç Fenerbahçe'nin 3 milyar 570 milyon lira. Bu derneklerden hariç. Beşiktaş 3 milyar 231, Galatasaray 2 milyar 648 milyon lira. Bakalım bu sene sonu ne olacak. Tabii Beşiktaş'ın öz sermayesi eksi 2 milyar 485 milyon lira. Galatasaray'ın eksi 1 milyar 390. Fenerbahçe'nin ise eksi 1 milyar 45 milyon oldu. Yani en negatif olanı Beşiktaş. Şimdi Fenerbahçe'de transferler tabii ki de var. Keylor Navas mesela Fenerbahçe'ye gelmişti biliyorsunuz. Transfer edilmişti taraftar tarafından ve duyumcular tarafından. Fakat aynı Keylor Navas Nottingham Forest'ta sezon sonunda da kiralandığını açıklanmış. Bunu belirteyim. Enner Valencia Fenerbahçe'den dakika başı giden Valencia'nın açıklamalarını duymuşsunuzdur. Ki Fenerbahçe'de Fenerbahçe YouTube katıldı da çok güzel bir videosu var. İzleyebilirsiniz. Çok iyi teklifler aldığını ama Jesus'un kendisine güvendiğini ve onu satmak istemediğini belirtmiş.
Çok çok da iyi yapmış. Batshuayi. Michi Batshuayi. Bana en çok gelen sorulardan biri buydu. Hocam Batshuayi için senin dediklerin doğru muydu? Arkadaşlar ben Batshuayi için ne dediysem arkasındayım. İngiltere'de 1,8 milyon takipçisi olan bir hesap. Bakın 1,8 milyon takipçisi olan bir hesap. Ki onlar da yalan çok ayıp bir şeyler arkadaşlar. Yani yalan haber vermektense ölmeyi tercih ederler. Diyor ki Everton Michy Batshuayi konusunu araştırdı. Teklifte bulundu. Ve 28 yaşındaki Belçikalı golcü Jesus'un istikrarlı oyunundan ve projesinden memnun olduğunu belirtti. Kabul etmedi diyor. Yani Mustafa hocanızın duyumunu doğruluyor arkadaşlar. Ha, bu arada Ali Koç çöp almıştı. Batshuayi çöptü. Beşiktaş'ın çöpünü almıştı. Hem Beşiktaş'a iyilik yapmak için bu çöpü almıştı. Sahi ne oldu o Ali Koç'a? İşinize geldi miydi? Çok güzel yalan söylüyorsunuz arkadaşlar. İşinize gelmedi miydi? O kadar güzel yalan söylüyorsunuz ki. Ve oyuncunuzu o kadar değersizleştiriyorsunuz ki. Ben buna kızıyorum. Valencia'yı yerin dibine sokuyorsunuz. Adam gol kralı. Adam gol kralı ya. Ya yerin dibine sokuyorsunuz. Şu ekrana gelen istatistik. Şu ekrana gelen istatistik. Atunga değil ha, Batshuayi. 22 maç ilk 11'de 15 kez başlamış. 15 gol, 1 asist. Allah aşkına siz niye bu kadar değerlerimizi değersizleştirme peşindesiniz ya? Ha, Gustavo Henrique kabul. Yeterince iyi topçu değil. Gustavo Henrique'ye Yunanistan'dan teklif geldi. Olmadı. Rusya ve Brezilya'dan da teklifler geldi ama şu an için Gustavo Henrique bir yere gidemiyor. Bizim Flamengo ile sıkıntılarımızdan dolayı bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi Mehmet Coşkun Deniz. Bir takımın şampiyonluğa yürüyebilmesi için yönetimin, futbolcuların ve taraftarın aynı anda istemesi gerekiyor. Fenerbahçe'de yönetim ve futbolcuların şampiyonluğu istediğinden hiç kuşkum yok. Taraftar ise kısmen istekli. Size diyor, bana demiyor. Ben çünkü sonuna kadar istekliyim. Ancak taraftarların arasına karışmış bazı seyirciler var ki işte onları bırakın şampiyonluğu Fener'in herhangi bir maçta rakibini sürklase etmesini bile istemiyor. Penaltı atılacak, topu beyaz noktaya koyan Valencia'nın yerine Arda Güler'in adını aykırıyorlar. Valencia'nın vuruşu direğe çarpıyor. Yani her zaman mümkün yuhalamaya başlıyorlar. Bakın bunları dinleyin arkadaşlar, yalansa yalan deyin. Valencia maçta 4 gol atıyor. Maç 80. dakikaya gelmiş. Tadını çıkaracakları yerde stadı terk ediyorlar. Çünkü taraftar görünümlü bu seyirciler Fenerbahçe'nin başarısızlığı üzerinden rant devşiriyorlar. 80. dakikada maç beraber olsaydı ya da Fenerbahçe mağlup olsaydı. Görün bakalım olanları. Onları görün. Maçtan sonra da kalıp futbolcular ve yönetim aleyhine bağırmaya devam edeceklerdi kuşkusuz. Fener'in sorunu ne kaleci, ne golcü, ne başka bir şey. Bunların oluşturacağı krizler çözülebilir. Kaleci de alırsın, sol bek de alırsın, golcü de alırsın. Ama bu taraftar görünümlü seyircileri tribünden uzaklaştıramazsan ne yazık ki yaptığın her şey boşa gider. Haftalardır Ali Koççu yaftası yapıştırıldı üstüme. Ve haftalardır Ali Koç'u ne bileyim başkandan daha öte savunduğum iddialar var. Şimdi gelin siz karar verin. Ben bir gün burada Fenerbahçe'nin kötülüğünü istedim mi arkadaşlar? Bir gün istedim ve biz istedik mi diyecekler. 40 tane çöp alacağına bir tane yıldız al. Geçtiğimiz sezon Kim Minji'yi alındığında küfredenler şimdi diyorlar ki Kim Minji'yi niye gitti? Neden bıraktınız? Niye 18 milyon euro serbest kalmadı? Geçtiğimiz sezonlarda Elif Elmas alındığında küfredenler, ya biz Fenerbahçe çocuk yetiştirme yeri değildir diyenler şimdi bıdı 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 konuşuyorlar. Yaşlı istediniz, Mesut Özil geldi. Dediniz ki bitmiş Mesut. Bize anca böylelerinin bitmişi gelir. Genç istediniz. Atilla Salahi geldi. Rum kesiminden topçu mu alınır? İkincilikten Crespo mu alınır? Bugün Fenerbahçe bütün futbolcularını satıyorum desin. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Sadece Transfermarkt'ta yazan paralar ve üzeri kabul edilsin. Emin olun Fenerbahçe rekor üstüne rekor kırar. Şu anki takımın iki katı takımını transfer edebilir, futbolcu satışı yapar.
Ya ben beğenmiyorum. Ben Mert Hakan Yandaş'ı beğenmiyorum. Bugün hala Rusya'dan teklif var adama. İrfan Can Kahveci. Sosyal medyada gördüm. İrfan Can Kahveci'yi kiralama teklifinde bulunmuş takımın biri. Bizim arkadaşlarımız da hemen inanmışlar. Hiç affetmezler. Hemen inanırlar. Çünkü bizim arkadaşlarımız sazan. Ya bir şey olsa da inansak diye peşinden gidiyorlar. Ya ne zaman bak, ne zaman ben burada eleştiri yapsam diyorlar ki hocam takma kimseyi boş ver. Ya ben kimseyi takma değil. Ben hakiki, samimi Fenerbahçeli kardeşlerimi uyarıyorum. Ya başka Fenerbahçe yok. Herifler 15 puanlık farkı 14'e 13'e indirince şampiyonluk şarkıları söylüyor. Senin önünde 4 puanlık fark var. Senin önünde 4 puanlık fark var. Sen çıkmışsın. Bu maçta yenilirsek Jesus gitsin. Şöyle olursa bu gitsin. Siz gidin ya. Keşke siz gitseniz. İyi de hocam çok kazıklar. Ya 3 videodur 4 videodur anlatıyorum. Artık girmeyeceğim. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor her yaptığı transfer yerinde mi? Hayır. Değil. Değil. Hocam bir Lemos'u bile gönderemedik. Bak Galatasaray Seferovic'i nasıl gönderdi. Galatasaray Seferovic'e 1 milyon euro kiralama 2,8 yıllık ücreti trink verdi. 3,8 milyon euro kasalarından çıktı. Yarım sezon oynatıp geri gönderdiler futbolcu. O da oynatmaksa ligde 0 gol. 3,8 milyon euro. Hiçbir şey kazanamadılar. Belki Buruma, Braga'da işte Benfica'da neyse işte gittiği takımda tutacak. Belki 4-250 aldım. Belki 4-250 geri satacağım. Ben 3'e satacağım belki. Belki oraya kirala, buraya kirala diye. Sözleşmesini kiralık da geçireceğim. Belki Jesus mantalite değiştirecek. Yani Buruma'dan bir şeyler elde edecek. Ya bilemezsin. Belki de zarar olarak yazılacak. Yazılsın. Belki de Buruma'nın zararını atıyorum kafadan. Yazın Atilla Salah'ı satıp çıkaracağım. Lemos. Lemos'u biz birçok Anadolu kulübüne önerdik. Hatta dostane bir şekilde parasını bile biz verelim. Yeter ki hani şurada durmasın. Dedik. İnanın yani parasını bir kısmını biz verelim. Yani bir kısmını siz verin diye hiç kimse kabul etmedi. Hem maaşını düşünen takımlar sezon başında hem de şimdi sezon başından beri oynamıyor olması nedeniyle de kabul etmiyor arkadaşlar. Kimse sıcak bakmıyor. Sözleşmeni feshederim diyoruz. Alacağımın tamamını isterim sezon sonuna kadar diyor. O zaman biz de seni sezon sonuna kadar tutarız. Dünyaya rezil ederiz dedik. Şu anda herkes futbolcunun para göz olduğu konusunda hemfikir. Ve para göz arkadaşımız bir yere gitmiyor. Ha hocam Emre Belözoğlu'nun kazığıydı falan filan. Ya Emre Belözoğlu da bu kötüdür. Atıyorum Sinan Gümüş kötüdür. Belki bir Osayi Samuel 40 milyon euroya gidecek mi? Ya inşallah. Zannetmiyorum ama inşallah. 40'a gitse aldığı bütün yanlış transferlerin hepsini çıkarmış olacak. Ama sizin umurunuzda olmayacak. Niye? Çünkü siz sabit fikirlisiniz. Fenerbahçe, Raya Valladolid forması giyen Michael Malsa ile ilgileniyormuş. Tabii Malsa ilgileniriz. Niye ilgilenmeyelim? Değil mi? Hocam bak sen de kabul ediyorsun. Ali Koç futbolcu Malsa alıyor. Siz anca başkanınızı küçümseyin, küçük görün. Sonra da millete malzeme verin. 1,5 milyon euro Transfermarkt değeri var. 26 yaşında. 1,79 boyunda ön libero. Martinik milli takımında oynuyormuş. Ön libero 8 numara oynayabilen bir futbolcu. Yani hep düşük bedellerle yüksek olmayan takımlarda geçirmiş. 6 maça çıkmış bu sezon. 154 dakika süre almış. Muhtemelen futbolcularını satmak için yani futbolcularını satmak için arkadaşlar bir palavra uydurmuşlar. Bizim sosyal medyamızda sazan gibi inanmış. Fakat daha komik bir şey buldum ben. Ben çok daha komik bir duyum buldum. İnanılmaz komik. Oliver Kemen. Duydunuz mu? Fenerbahçe teknik direktörü Jesus orta saha transferinde ısrar ediyormuş ve yönetim Kayserispor'dan Kemen için temas kurmuş. Transferin sonuçlanması için Jesus'un onayı bekleniyormuş. 26 yaşında. Evet Kemen kötü bir futbolcu değil. 1,75 boyunda. Kamerun milli takıma seçildi ama oynayamadı. Bu sezon Kemen 17 maçta 3 gol 4 asist 1076 dakika süre aldı. 8 numara ön libero gibi düşünün arkadaşlar. Bakın 8 numara ön libero gibi düşünün.
Bu iki mevkide oynayabilen bir isim Fransa'nın alt yaş kategorilerinde oynayıp Kamerun milli takımına seçilmiş bir isim. Şimdi geçmişinde hani Ajaccio, Lyon, hatta Newcastle United U21'inde de oynamış gibi takımlar var. Ama hani bizim ligimizde yeterli gelişimi sağlayabilir mi? Ya da Kayserispor'a büyük paralar kazandırabilir mi? Sanmıyorum. Fenerbahçe'nin ilgisi var mı? Onu da sanmıyorum. Ha, alınsa beğenir misin? Ne olacak? Şimdi alındığı zaman Anadolu topçusu diyecekler. Bunu mu aldınız ala ala diyecekler. Yani futbolcunun CV'sinin şunun bunun hiçbir önemi yok. Hayırlısı ama bana gelen bir bilgi yok. Gelelim Osayi Samuel'e. Arkadaşlar Osayi Samuel olayını ben net olarak anlattım. Dedim ki size böyle böyle işte bir kulüp varmış. Şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Ben ihtimal vermiyorum. Keşke olsa, keşke olsa diye diye anlattım. Sonra da dedim ki arkadaşlar bakın benim kulağıma da gelen bilgiler var. Ancak zannetmiyorum, imkansız diye. Bugün hala aynı şeyi diyorum. Eğer bir İngiliz kulübü futbolcuyu almayı kafasına koyduysa onu bir şekilde alır. Ne yapar eder alır. Bu kulüp Bournemouth. Herkes Crystal Palace dediğinde ben Bournemouth olduğunu söyledim. Bir kurtarır yanım burası. Bournemouth Osayi Samuel için resmi bir teklif sundu. Sundukları teklif, bakın sundukları teklif kiralıktı. Biz de dedik ki biz kiralık futbolcu vermiyoruz. Satın alma opsiyonlu, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık istiyoruz. Ve takımı da opsiyon ne istiyorsunuz dedi. 12 milyon sterlin konusunda hemen hemen anlaşıldı. Bakın 12 milyon sterlin yaklaşık 13,66 milyon euro yapıyor. Fakat kulübü yani kulübü zorunlu satın alma opsiyonuna kabul yani Bournemouth kulübü zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmedi. Bunun dışında her şey tamamdı. Şimdi de arkadaşlar diyorlar ki hocam biz sana nasıl inanalım? Alın size resmi bir açıklama. Bournemouth'un Türkiye temsilcisi arkadaşlar. Son günlerin önemli gündem maddesi haline gelen Osayi Samuel'in olası transferinde verdiğimiz bilgiler büyük tartışma yaratmış duruyor. Bırakın Türkiye'yi İngiltere'deki Bournemouth'un muhabirleri dahil olmak üzere hiçbir basın kuruluşu Samuel'e İngiltere'den gelen teklifin detaylarını yazmadı. 30 Ocak'ta Türkiye saatiyle 19.32'de attığımız tweette şu bilgilere yer vermiştik. Teklifimiz kiralıktı, onu ilettik. Opsiyon 12 milyon sterlin civarındaydı. Muhtemelen şudur ki zorunlu satın alma opsiyonu olmadığı için Fenerbahçe tarafı teklifi reddetti. Günün ilerleyen saatlerinde kulübümüze yakınlığıyla bilinen Bournemouth bilmem ne muhabiri X, Bournemouth'un Osayi Samuel'e hiçbir ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Bugün de görmüş olduğunuz gibi yapılan teklifin detaylarını yazan basın kuruluşu yoktu. Ancak Daily Mail gazetesinin 31 Ocak gecesi girdiği haber bu şekildedir. Türk kulübü Fenerbahçe yaz aylarında 12 milyon sterline satın alma zorunluluğu getirmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Ancak Fenerbahçe Osayi Samuel'in sözleşmeye eklenen maddeyi satın alma zorunluluğu varsa kiralık olarak ayrılmasına izin vermekle ilgileniyordu. Sonuç olarak Bournemouth ilgilerini hatırlattı. Yani Fenerbahçe zorunlu opsiyon koydurmak istedi ama bunu kabul etmediler diye. Arkadaşlar, ısrarlı bir şekilde hep aynı şeyleri sormaktan yorulmadınız mı? Alın, olay bu. Durum bu. Yani istediğinizi düşünebilirsiniz, istediğinizi kabul edebilirsiniz, istediğiniz şeye inanabilirsiniz. Olay bu şekilde. Şimdi haliyle de bu şartlarda da Osayi Samuel'in gitme durumu şu an için yok. Çünkü İngiltere'de tahta kapandı. Ha şu olabilir artık yaza yani artık yaza arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Artık yaza. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu arada Gürkan Kubilay diyor ki son iki maçta kalesine gelen son 29 şutun 9'unda gol yiyen Giresun'a Fenerbahçe 15 şutta ancak bir gol atabilmişti diyor. Ama Giresun farklı yenilmiş. Maalesef ve maalesef. Burası Süper Lig. Süper Lig'de her an her türlü sonuç olabiliyor. Kasımpaşa 5-1 yenmiş Giresun'u. Biz güle oynaya 5 tane attığımız Kasımpaşa. Gaziantep'te Hatay'ı 4-1 yenmiş. Hocası gittikten sonra Gaziantep uçmaya başlamış. Demek ki Cigolada da bazda
Durduruyormuş Gaziantep'i. Yani geçen hafta Trabzonspor'u yenen takım değil mi ya? Hatayspor. Bu arada Erdal Güneş de devam ediyorlar. Gaziantepspor gayet de başarılı bir şekilde gidiyorlar arkadaşlar. Özetlemek gerekirse Fenerbahçe inşallah Adana Demirspor maçını kazanır. Kötü oyun olsun hiç fark etmez. 1-0 olsun bizim olsun maça. Michael Malsa doğru bir transfer duyumu değil. Olivier Kemen bana ulaşan bir duyum yok. Ama olabilir mi? Şu an için orta sahada boşluk yok. Zannetmiyorum doğru olacağını. Osterwold bugün ilk 11'de oynamasını bekliyorum. Bilginiz olsun. Osayi durumunu anlattım, izah ettim. Şimdilik bir yere gittiği yok ama yazın bol bol çarşı karışır. Ya şu Akik bugün oynayabilir durumda ama yedek bekletilmesini tahmin ediyoruz Osayi ile birlikte. Başka Cao Pedro'nun Serdar Aziz'in oynamama sebebini anlattık. Batshuayi'ye gelen teklif en azından verdiğim duyum doğrulanmış oldu. Zayt bugün akşam 11'de izler miyiz acaba? Hep birlikte göreceğiz. Salah ile uzatma görüşmeleri yapılabilir yakın zamanda. Onu belirteyim. Keylor Navas palavrasını duydunuz. Enner Valencia'nın bir yere gittiği yok. Başka. Gustavo Henrique'yi belki Anadolu takımlarına gönderebiliriz. Şu aşamadan sonra Lemos, Gustavo Henrique, belki Alioski Anadolu takımlarına gidebilir. Ama hocam Alioski sadece kiralık. Yani kiralık sözleşmesini başka takıma devredersin falan bir şeyler olur. Tabii kulübü izin verirse. Hep birlikte izleyip bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Maçın iyi oynayanı da kazananı da Fenerbahçe olsun. İyi oynayan hak eden kazansın. Hak eden iyi oynayan kazanan Fenerbahçe olsun. 1-0 olsun bizim olsun yeter. Yani galibiyet olsun yeter. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Katkılarınızdan ötürü, katılımlarınızdan, beğenilerinizden, kanalımıza abone olmanızdan ötürü hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Maç öncesi canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar.